Arkadaşlar hepinizi seviyorum canlarım. Versece amına koyayım etti canıma, her gece. Oh Herkese selamlar dostlar. 29 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Herkesin bizim, sizlerin herkesin kutlu olsun arkadaşlar güzel bir bayram girişiyle devam edelim. Direkt duyurularla başlamak istiyorum. Katıl Telegram gruplarımız yenilendi arkadaşlar. Kasım ayı için bu cuma gününden yani perşembe gecesinden yenilendi. Linkler topluluk kısmında var. Katıl katıldı ki o arkadaşlara duyurulur. İban üzerinden gelenler de Instagram üzerinden mesaj atarsa ha onlar da e grup linklerini gönderelim. Yine gelmek isteyenler varsa Instagram üzerinden iletişim de kurabilir veya direkt katıl butonundan katılabilir. Bilginize kasamayı için gruplar yenilendi. Geçtim bunu. Bir adet skor yarışmamız var. Ondan, önce Fenerbahçe Real maçının maç skorunu açıklayalım. Muhammed Erim isimli arkadaşımız bildi. O da iki skor tercihi yazmış. Yine de bilen çok fazla kişi olmadığı için bu arkadaşı aldık direkt. Muhammed Elimizsin'de in arkadaşımız Instagram üzerinden yazsın. Valencia Barcelona maç skorunu sizlere sorduk. Sizce maç skoru ne olur? Güzel bir mücadele olur diye düşünüyorum ben cumartesi. Valencia özellikle kanatları çok kullanıyor. Özellikle sol kanadını %45 yüzde %50 bandında kullanıyor. Orta ve sağa Oranla. Sol kanalını çok kullanıyor. Kanatları etkili kullanıyor. Valencia var. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Kazanç değerlendirecek. Katılacaklar herkese. Bol şanslar diyelim ve başlayalım kombinelerle. Perşembe gününde 3 adet kombine verildi arkadaşlar. Bu kombinelerden sadece bir tanesi başarısız oldu. Takımlarımız diyerekten de ana kombinemin Fenerbahçe ve Trabzon maçlarının KG'siydi. Altında yazılar vardı o yazıları sildim. Dediğim gibi beklenti her iki maçında 2-2'lik skor beklentisi var her iki maçta. Gollü bekliyorum, takımlarımızı biliyoruz, karşıdaki oyunda takımları biliyoruz. Var olarak ideal bir kombini yapalım dedik. Kazandık. Tebrikler. Alternatif finalimiz Prag maçından gitti. Fiorentina'nın galibiyetini bildik ve artı 5 oranlı kombinemiz vardı. PSV'nin çifte şansı. Fenerbahçe'nin maç sonu sıfırı doğrudan verildi. Manchester United'ın ilk yarıdan galibiyeti olarak verildi. Dalton attığı golle birlikte geldi. Artı 5 oranı burada kasaya indirdik. Tebrik edelim arkadaşlar. Geçtim bunu. Rapora baktığımız zaman da 27 Ekim YouTube raporuna baktığımız zaman da toplamda 7 adet mücadele anlatmışım ve hepsine tek tercih yaptım bu mücadelelerden. Çok güzel maçlar bildiğimi düşünüyorum. 7'de 6 yaparaktan da çok güzel kazanç elde edenler de var. Instagram üzerinde yazanlar, YouTube yorum yazanlar da var. Teşekkürler arkadaşlar. Şöyle videoya da bir like atalım. YouTube raporu da zaten bu şekilde. Bunu da geçtim. Canlılardan nasıl ilerliyoruz onu göstermek istiyorum. Ekrana geldi canlı. Arkadaşlar bugünün canlısı inanılmaz güzeldi bence. Canlı Telegram grubundaki arkadaşlar da yorum yaparsa şimdiden bir sevinirim. Gerçekten şöyle winleri gösteriyorum üst üste. Çünkü üst üste çok fazla win çektik. Çok fazla yeşillendirdik. Canlı maçlarda dediğim gibi iddialıyız. İddialı olduğumuz gibi zaten. Emek verdiğimizden dolayı karşılığını aldığımızı düşünüyorum ben. Güzel bir şekilde canlılarda kazandırdık. Hatta ben şöyle bir tane de görsel getireyim ekrana. Bu benim kendi izlediğim canlılarda. Üç tane mücadeleyi takip ediyordum. Bir tane de kendi bireysel telefonumdan oradan da canlı veriyordum. Sürekli olarak verdik. Burada mesela ne verdim ben? Sivas'ın golüne girecekken gol geldi onu veremedim. United'ın ilk kere birini verdim mesela. Gruptaki arkadaşlarımız bilir. Bu şekilde emek verdiğimizden dolayı mutluyum. Ve kazandırdığımızdan dolayı da mutluyum. Hatta ben gruptan göstermek istiyorum doğrudan size neler verdiğimiz. Mesela Lazio'nun ilk yarıdan bir golüne verildi dakika 10'da. Bu geldi zaten. Fenerbahçe maçına ilk yarı bir buçuk üst doğrudan verdim. Başarılı. İlk yarı iki buçuk üste girdim. Hiç beklemedim. O da başarılı oldu. İlk kez 3.5 girmedim. Bunlar geldi mi? Ondan sonra Arsenal maçına deplasmanın Basma'nın atacağı 6 korner girildi. Son dakikada geldi. Fenerbahçe'nin atacağı 2 gole girildi. Bir 41'den o geldi. Fiorentina'nın 3. golüne girildi. O geldi. Burada Union Berlin'in atacağı bir gole geldi. Geldi geldi de böyle üst üste zaten canlılarda da dediğim gibi başarılıydı. Çünkü dediğim gibi emek verdiğimizde belirteyim izlemek kolay olmuyor diyerekten de başlayayım. Sizlerden ricamız cumartesi videosu olduğundan dolayı hemen şöyle 2 saniyenizi ayırıp bir like butonuna bir tıklatmanızdan tıklatmanızdır. Şöyle artı 400 seviyesine like bekliyorum. Değer veren herkese tebrik teşekkür ediyorum. İsterseniz başlayalım. Artı 400 like da gelir diye düşünüyorum ben. İlk mücadelem Hoştan ile Düsseldorf mücadelesi. Bundesliga 2 geçen hafta cumartesi çok patlak sonuçlar çıkarmıştı. Bu hafta ben çok fazla sürpriz sonuçların çıkacağını düşünmüyorum. Bu maçın da hareketli geçmesini bekliyorum. Özellikle Kiel'in kendi evinde oynadığı ofans futbol ve Bundesliga 2'de en çok gol atan takımlardan bir tanesi olduğundan dolayı arkadaki boşlukları da bıraktığı için Düsseldorf'un da bunu değerlendirebileceğini düşünüyorum. Bu mücadelede doğrudan bir KG var tercihini sizlere. 1.40 gibi oranlar. Bir saniye koyayım. Dörtlerimi açarsak. 1.40 gibi orandan doğrudan KG var tercihini yapmayı düşünüyorum ki önerim o yönde. Değerlendirecekler bu mücadeleyi tek tercih olarak KG var tercihiyle günün erken seansıyla başlayabilir arkadaşlar. Diğer mücadelem Leipzig ile Bayer Leverkusen mücadelesi. Xabi Alonso takımın başına geldiğinden beri bence yaramadı Leverkusen'e. Normalde iyi tepki verebilir bazı hocalar fakat Alonso da bence çok iyi tepki vermedi Leverkusen takımı. Son haftalarda son maç özellikle Atletico Madrid maçına direkten döndüler. Olayları zaten izlemişsinizdir. Leipzig'de oynayacaklar. Leipzig şu an çok iyi. Dediğim gibi ben size geçen videoda da söylemiştim bir ara. Yani hücum gücünü en çok beğendiğim takımlardan bir tanesi Leipzig kaptığı gibi sonuca gidebiliyor. Aynı Ren takımı gibi. Ee, o da aynı şekilde kaptığı gibi sonuca gidebiliyor. Doğrudan kaleye doğrudan karşı karşıya kalabiliyor. Yakaladığı toplarla veya karşı takımın yaptığı atarlarla birlikte. Ben burada Leipzig tarafındayım. Leipzig'in atacağı iki gole Güzel oran açmışlar burada. 1.42 gibi oranı var. Leipzig ev sahibi 1.5 üstü değerlendirme altına alabilirsiniz. Hatta biraz daha yüksek orandan değerlendirmek isteyenler varsa şöyle de bir öneri yapabilirim. Maç 1 ve 2.5 üst yaparsanız da 2.10 gibi oranı var. Ben burada Leipzig'in gollü bir galibiyet almasını bekliyorum. Diğer mücadelem Newcastle Aston Villa mücadelesi. Aston Villa'nın başına yeni teknik adam geldi. Yunay Emery geldi Villarreal'den ki son maçını da 3-0 4-0 gibi net skorla kazandılar ki kazanmasını bekliyordum ben de 2-0 2-1 bandında bekliyordum. Zaten dakika 14'te bir maç 3-0 mücadele 3-0 oldu. Maçın beklentisi 2-0'lık Newcastle beklentisi var fakat ben Aston Villa'nın da oyuna girmesini bekliyorum. Yeni teknik adamıyla ilk maçında gol atar diye düşünüyorum. Bu mücadelede KG var tercihini değerlendirme altına aldım bilginize. KG var tercihinin burada 1.63 gibi de ideal güzel bir oranı var. Yani KG var tercihlerine göre normalde yüksek bir oran. Fakat Aston Villa'nın da burada atmasını bekliyorum. Ne kadar maçın beklentisi 2-0'lık Newcastle galibiyeti olsa da. Bir diğer mücadelem Fulham'la Everton mücadelesi. Everton'a deplasmanda güvenmek biraz zor. Burada Fulham'a ben kendi evinde atacağı golü güveniyorum açıkçası. Fulham'ın burada golü var. Ben burada Everton atar mı diye onu zorladım biraz. Biraz son dönemdeki maçlarının tekrarını özetini izledim. Bu arada saati göstereyim. Saat gece 4.58 bakın. Burada da ne kadar emek verdiğimizi anlarsınız diye düşünüyorum ben. Everton'un son mücadelesini tekrar izledim Crystal Palace'ta. 3-0 ga galip geldi. Fakat baskın bir oyun oynayamıyor Lampard'la birlikte bu Everton takımı. Burada Fulham çok çıkabileceği için veya çok baskı kurabileceği için Everton belki bir tane atabilir. Hatta şöyle arada kaldım. KG var mı gitsem yoksa deplasman 1.5 altına mı gitsem? Deplasman 1.5 altına oranı 1.33 gibi ideal sayılabilecek bir oranı var. Fakat ben gollere gidelim keyif alalım dedim. 1.51 gibi oranla mücadele KG var olarak yazdım. Değerlendirecekler bol şanslar. Diğer mücadelem Frankfurt'la Dortmund mücadelesi. Bu mücadelenin de ben gollü geçmesini bekliyorum. Özellikle burada Frankfurt takımının biraz daha önemli bir mücadelesi var. Dortmund zaten ne iner ne çıkar seviyesinde bir grupta Şampiyonlar Ligi'nde. Hafta içinde maç yaptılar ve tekrar hafta içinde maç yapacaklar. Gollü geçer diye düşünüyorum ben bu mücadelenin. Eğer beklentiyi verebilirse her iki takımda çünkü bir anda rakip kalede pozisyon bulabilecek takımlar olduğundan dolayı 2.5 üst olarak 1.37 gibi ideal bir orandan değerlendirme altına aldım ideal orandan değerlendirdim bu mücadeleyi. Hatta biraz daha yüksek oran isteyenler varsa şöyle de bir önerim olacak. Burada Dortmund'un atacağı 2 gol bence üste giderse Dortmund'un burada 2 tane gol atması değerlendirme altına alınabilir. Hemen şu aşağıda 1.70'lik bandında bir oranı var. Bilginize onun da bilgisini geçmiş olayım. Diğer mücadelem Liverpool'la Leicester United mücadelesi. Liverpool takımı burada kazanırsa nasıl kazanır o önemli. Son mücadelesinde İyi bir maç bence çıkarmadı. 3-0 gibi bir skorla galip geldi. Fakat çok iyi oynadığını söyleyemem Ajax mücadelesinde. Ajax da çok iyi değildi gerçi. İlk yarıda iki tane önemli pozisyonu vardı. Liverpool öyle eski Liverpool değil. Tat vermeyen bir Liverpool var sahada. Son mücadelede Nottingham Forest'a yenildiler. Bir reziller diyelim buna. Burada Liverpool takımı kazanır fakat hafta sonunda da Napoli maçı var kendi evinde. Orada da ona da bir hazırlık olacaktır. Kazansa bile ben 4.5 altında bir ve bunu 1.15 orandan değil de 1.70 gibi orandan alıyorum. Maçın beklentisi 3-1'lik bir Liverpool galibiyeti olsa da ben bu mücadelede çok fazla golün çıkmasını beklemiyorum. 4.5 altına biri 1.70 gibi orandan alırım. En azından riske değer. Inter Sampdoria mücadelesi. Inter'i şu son Victoria Pizza mücadelesini izlediyseniz yani ne kadar iyi bir futbol sergilediğini görmüşsünüzdür. Hatta ben canlı olarak da ev sahibi 3.5 üste bile gittim o mücadelede. 1 ile 4 gibi oranı vardı canlı olarak yanlış hatırlamıyorsam. Benim burada Inter'e kolay kolay vermiyorum ben ligde aslında. Inter'i e... Lukaku'suz, Lukaku Lukaku'suz olduğu için vermiyordum. Benim Inter'deki adamım Lukaku'dur. Son maçta döndü ve golü de attı. Hatta efsane 3.5 üst verirken canlıdaki arkadaşlarımız, katıl grubundaki arkadaşlarımız bilir. Dedim ki yani Lukaku burada Lukaku oyuna girer. Yedeklere düşmüş adam artık dedim. Golde Lukaku atar dedim. Orada bir inceden bir mesaj verdik. Golde Lukaku attı zaten. Girdiği gibi 3-4 dakika sonra attı. Ben burada oran almak adına Sampdoria son maçında galip geldi. Fakat oyun olarak oyunda yoktu adeta. Ben burada Inter'in ilk yerden mücadeleyi koparmasını bekliyorum. 1.46'da bir oranın oranı var. İlk yarı koparır. ikinci yarıda maça yatar diye düşünüyorum. Burada Inter'in ilk yarı galibiyeti değerlendirme altına alınabilir. Son mücadelem Valencia ile Barcelona mücadelesi mücadelede ben öncelikle kornere gitmeyi düşünüyordum. Biraz analizledim. Valencia çünkü kanatları çok kullanıyor. Fakat Barcelona rakibi topa çok vermiyor. Ve kendisi de kanatları çok fazla kullanmıyor. Kanatlardan Dembele ile kullansa gibi gözükse de o topları kornere çıkmıyor. Yani kaleye üst olarak Ya gol oluyor ya da böyle pas olup dövünüyor orada bir tik tak olaraktan da mücadelemin ben yine golle geçmesini bekliyorum. Valencia atarsa üstte bence biraz daha kolay gidebilir. Barcelona zaten Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Burada mücadelenin 2.5 üst olaraktan da bir 40 gibi de oranı var. Bilginize değerlendirecekler. Bol şanslar. Toplamda 8 adet mücadele anlattım. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsetmeye çalıştım. Rolling 3 pazar günü gelecektir. Bilginize sizlerden ricam bu videoyu atacağınız 400 like'tır. Değerlendirecekler, katılacaklar. Herkese bol şanslar efendim. Bol şanslar.